Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında doğru analitik incelenmesi konusundaki test altının çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıdaki şekilde A noktasında saatteki hızı 70 km olan bir araç kaç saat sonra D eşittir 3Y eksi X artı eşittir 30 doğrusu üzerinde olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet burası 80 kilometreymiş. Saatte hızı 70 kilometre olduğuna göre arkadaşlar buradan buraya gittiği yol hani x eşittir gittiği yol v çarpı t değil miydi? Zaten bize de saat soruluyor. Yani 70 çarpı t buradaki gittiği yoldur arkadaşlar. Peki bu doğrunun adını ne demişti arkadaşlar bize? Bu doğrunun adını 3y eksi 3x eşittir 30 demişti. Analitik düzlemde de çizilmiş. Hemen x yerine 0 yazsak y'si kaç geldi? 10 geldi. Y yerine 0 yazsak X'i de kaç geldi? E 30 mu geldi arkadaşlar? Evet. X'i 30 yani burası 30. Y'i yes de 10 geldiğine göre burası 10. E hocam burası 80'di. Buraya kaç kaldı? 70 kaldı. E hocam burada da ne var? Bir kelebek benzerliği var mı? Var. Kelebekteki oran 70T'ye bölü 30. 70 T bölü 30. Eşittir. 70 bölü 10 olacak. 70 bölü 10 olacak. 70'ler gitti. Buradan 10 t eşittir. 10 t eşittir. 30'dan t'yi de kaç buluruz arkadaşlar? 3 buluruz. Zaten bizden de o isteniyor. Cevap böylelikle Cehan oldu. Yukarıdaki verilere göre k kaçtır diye soruluyor. Gençler burada bu dik yamuk değil mi? E, dik yamuk da hocam. 2 e, iki doğru dik kesiyorsa eğimler çarpımda eksi 1'dir. Bu doğrunun eğimine m1. Yani bu doğrunun eğimi nedir? m1 diyelim şuna. 8 eksi 1 7 bölü k eksi eksi 3. Yani k artı 3 yaptı. Peki bu doğrunun eğimine de m2 diyelim. Y'ler farkı 5 bölü. X'ler farkı. Eksi 8 eksi 3. Eksi yani eksi 8 artı 3. Eksi 5 yaptı. O da eksi 1 yaptı. Aa hocam eğimler çarpı eksi 1. Bunun eğimi eksi 1 ise bunun eğimi kaç yapmalı? 1 yapmalı. O zaman 7 eşittir k artı 3 yapar. Buradan da k kaç olur? 4 olur. Evet cevabımız böylelikle akçay oldu. Analitik düzlemde verilen ABC'de paraya kenarında. Bu bir paraya kenarmış arkadaşlar. Bak ordinatları aynıysa X80'de paralel midir bunlar? Ordinatı 1. Ordinatı 1 olduğundan evet. E o zaman bu da paralel olacak. O zaman buranın ordinatı kaç olacak arkadaşlar? 6 olacak. Peki karşılıklı X'ler toplamları birbirine eşitti. Bir de oran verilmiş burada bize. KC uzunluğu K iken KC uzunluğu K iken Ali Kara uzunluğu 2K verilmiş. Ali Kara uzunluğu burası 2K verilmiş. Hocam burası K 2K. Ben bu K'ya ki K'yı nasıl kullanacağım? Olduğuna göre K noktasının koordinatlarını buluruz. Ben o zaman M'yi bulmalıyım arkadaşlar. E, M'yi bulmak için ne yapacağım öncelikle? A hocam buradaki noktanın apsisi belli zaten. Hop burası sıfır değil mi? Evet çünkü y eksen üzerinde. E paralel kenarda karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşitti. Yani 5 artı 0 karşılıklı x'ler toplamı. Eksi 4 artı m'den. Eksi 4 artı m'den. M de buradan kaç çıkar arkadaşlar? 9 çıkar. E o zaman M9 çıktıysa olay bitti. K'yı ben bulurum artık. A ve C noktasından. Eksi 4'ten 9'a kaç yükselmiş arkadaşlar? Koordinatları toplam isteniyor. Eksi 4'ten 9'a 13 yükselmiş. Hocam 3K'da 13 yükselmişse K'da 13 bölü 3 yükselir. Buradan buraya 2K var. 2K'da o zaman 26 bölü 3 yükselir. Çünkü buradan başlamıştım yükselmesi de. Keşke buradan başlasaydım ama önemli değil. Sonra 1'den 6'ya kaç yükselmiş? 5. 5 yükselmiş 3K'da. K'da kaç yükselecek o zaman? 5 bölü 3 yükselecek. Hocam 2K'da kaç yükselecek? 10 bölü 3 yükselir arkadaşlar. O zaman bizim K noktası ne yaptı arkadaşlar? Eksi 4'ten kaç yükselecek dedik? 26 bölü 3 yükselecek. Eksi 4 artı 26 bölü 3 olacak. Virgül. Ordinatta 10 bölü 3 yükselecek. 1 iken 1 artı 10 bölü 3 olacak arkadaşlar. E burada da olaya bakacağız artık arkadaşlar. Toplamları isteniyor. Yani eksi 4 artı 26 bölü 3 artı 1 artı 10 bölü 3. Hocam eksi 4 ile artı 1'in toplamı eksi 3 yaptı. Bu ikisinin toplamı 36 bölü 3 de artı 12 yaptı. Cevabımız da böylelikle 9 çıktı arkadaşlar. Yani cevap denizli oldu. Merkezi orijinde olan ABCDF düzgün altıgeninin B köşesi verilmiş. Arkadaşlar merkezi burasıysa bizim merkez simetrik eksenlerinin kesim noktası değil miydi? Hop o zaman O'da kesecek. Hop O'da kesecek. Bunlar da eşkenar üçgenler değil mi? Evet hocam. E zaten buradaki B 0 4 ise burası 4 birim. O zaman her yeri dört birim değil mi? 4'er birim olan bir eşkenar dörtgen. Bizden D noktasının koordinatları isteniyor. Gençler şuraya bakacak olursak Şurası koordinat eksenlerinden dolayı 90 derece. En uzun köşegen de bu birbirine paraleldir. Ee, yani karşılıklı kenarlar paralel. Bu da en uzun köşegen de şununla paralel. 90 ise o zaman burası da 90 oldu. E, ee, eş çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya bölecek. O zaman 2'ye 2 iki oldu. E, ee, o zaman burası da ne oldu arkadaşlar? Ee, 60 60 ya burası. Hocam burası da 30 30 oldu. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı da 2 kök 3 oldu. D noktasının koordinatları isteniyor bizden. 2 kök e 2 noktası oldu. Bak 2 sağda 2 birim yukarıda. Koordinatı nedir diye soruluyor. O zaman cevabımız ne çıktı? Akçay çıktı arkadaşlar. ABCD karesinin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Arkadaşlar hani Türk bir doğru verilmişse dayanamam. Hemen şuna bakarım. X yerine 0 yazarsam ne oluyor? Y art 4 eşit 0'dan Y'yi kaç buluruz? Eksi 4 buluruz. Y yerine 0 yazarsam denklemde X art 4 eşit 0'dan x artı 4 eşit 0'dan şurası artıydı pardon e, x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar eksi 4 buluruz yani eksenleri kestiği yerler eksi 4'e eksi 4 ise hocam burası 4 birim hocam burası 4 birim e o zaman burası 90 olduğuna göre 45 45 90 üçgeni oldu 45 45 90'ları yazdık e burası da 90 sa 45 90 sa burası da 45 oldu burası da 90 sa burası da 45 oldu Hocam burası da 45 burası da 45 oldu mu oldu. Bir yerden başlayalım. Hocam şuraya A dersem A burası A kökü oldu. Hocam A kök olduğundan dolayı kare A kök 2 A kök 2 A kök 2 kök 2 2 A oldu. E, bitti olay. 3 A kaça eşit arkadaşlar? 3 A 4'e eşit. A'yı 4 bölü 3 bulduk. Bizden ne isteniyor? A kök karesi isteniyor. Yani 2 A kare isteniyor. Yani 2 çarpı A dediğimiz 4 bölü 3 ise karesi de 16 bölü 9'dur. O zaman cevabımız 32 bölü 9 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. ABC'de paralel kenarının D köşesi y eşittir 3 bölü 4 x doğrusu üzerindedir. Buna göre alan nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu bir x 80 üzerinde. Bunlar birbirine paralel. O zaman bunun devamı ne olacaktır? Hop şuraya gelecektir. Hocam şuraya dik olacaktı daha doğrusu. E buraya dik olacaksa ne oluyor? Ordinatı bunun kaç? Bunun ordinatı k. Bunun ordinatı kken D'nin de ordinatı k oldu mu arkadaşlar? Oldu. Peki sonra ne yapacağız? Hocam bu 2 ile 10 arası kaç birim? 8 birim. Burası da 8 birim. Hocam x paralel ya. 13'ten 8 birim solda ne var? 8 birim sola gidersen 5 var değil mi? Bunun hapsi 5 yapar. Hani şöyle düşünecek olursan burası 13. Şöyle dik çizdiğinde hocam burası da e, 8 birim sonunda 5 yapar diyebilirsiniz. Onu silelim yalnız kafa karıştıracak. Burası 5 yaptı. Yani burası 5'e k noktası mı yaptı? Evet. E hocam bu bir paralel kenar. Paralel kenar olduğuna göre hatta burada k'yı da bulabiliriz biz arkadaşlar. Bu doğru da üstüne yazarak. Ama boş ver şimdilik. E, Paraya kenarda karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. 15'e 15. E 15. Ka karşılıklı yerler toplamları da eşit. Tamam. Burada bir şey yapamıyormuşuz. Devam edelim. Sonra bu y eşittir 3 bölü 4 x'i kullanacağım demek ki. Hocam burası 5'e k ya. Burada yerine yazalım. Aa bizden ne isteniyor? Paraya kenarın alanı isteniyor. Paraya kenarın alanını bulmam için ne yapmam lazım? Yüksekliğini bulmam lazım. e Mecbur buradan dik çizeceğim. E, buradan dik çizmek demek şuradaki açıyı kullanmak daha mantıklı olacak gibi geldi şimdi. Hocam buradaki açı eğim dediğimiz tanjant alfa açı deyince hemen tanjant alfa geldi. Tanjant alfa da 3 bölü 4 değil mi? Evet. E hocam 3 bölü 4 ise o zaman burası 3 bölü 4 olacak. Bu bir işime yarayacak mı? Şuradan dik çizmek bir işime yarayacak mı? Yarayacak tabii ki. Dikkat ederseniz buranın apsisi kaçtı arkadaşlar? 5. Buraya ne kaldı? 3. E, e, burası 5 ya. Şuraya 3 kaldığı önemli değil. Tanjant alfa da şuraya da h diyecek olursam tanjant alfa h bölü 5 e eşit değil mi? Evet tanjant alfa h bölü 5'e eşit olduğundan şurada da karşı bölü komşu olduğundan h'ı direkt buluruz. 15 bölü 4 olarak. E o zaman olay bitti arkadaşlar. E olay nedir burada arkadaşım? Alan nedir? Tabanımız 8. Yüksekliğimiz de h. 8 çarpı h'tır alanımız. Yani 8 çarpı 15 bölü 4'tür alanımız. E o zaman 4'ler sadeleşince burası 2 yaptı. 2 çarpı 15'ten cevapta kaç yaptı? 30 yaptı. Yani sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu arkadaşlar. Evet 8'e 0, 3, e 6 noktaları verilmiş ve burada da diklik falan filan var arkadaşlar. Galiba büyük ihtimalle ya öklit uygulayacağım ya da alfabete uygulayacağım. Öncelikle 3, e 6'yı kullanalım. 3, e 6. Yani bunun devamı buraya gelecek. Apsisimiz 3, ordinatımız 6 olacak arkadaşlar. Apsisin 3 olması şöyle şuranın 3 yani yukarının 3 olması. Ordinatın da 6 olması burası 6 oldu. Şunu silelim. Şunu silelim. Şimdi 90'da var ya burası da 8 mi arkadaşım? 8. 90'da var bir alfa betaya dalacağız gibi arkadaşlar. Dalalım bakalım. Alfa 3'e 6'lık üçgen dikkat ediyorum. Beta. Oo, burası alfa burası beta. En sevdiğim. AF uzunluğu isteniyor benden. Hocam burası da alfa mı? Alfa. Dikkat ederseniz hocam alfadan beta'ya ya da betadan alfaya asıl kenar bu üçgende var ya. O bu üçgende olduğu için arkadaşlar bu üçgene baktım. En sevdiğim şey var. Betadan alfaya geçiş. Hocam üçgen 6 olmuş. 1'e 2. O zaman burada da en küçük üçgenden başlarım. 1'e 2 diye. AF uzunluğu isteniyor bizden. AF'yi de buluruz. Boş ver şimdi. Betadan alfaya geçiş 1'e 2. Hocam burası K iken burası ne oldu? 2K oldu. Hocam buradaki üçgende de betadan alfaya geçiş 1'e 2. Burası 2K ise alfanın karşısı 4K olur. Tamam bu 8'de belli ya artık burada bir kelebek çıktı. Niye kelebek çıktı? Çünkü AF isteniyor ya. AF'ye yoğunlaşacağım. E yol F'ye da buradaki kelebeği fark ettik. Hocam kelebekteki oran 1'e 4. O zaman K bölü 4K eşittir. X bölü 8 diyeceğiz. Böyle diyeceğimize 1'e 4 ya. X'ten 4X diyebilirdik. X de buradan kaç çıkar arkadaşlar? 2 çıkar. Buradan da yaptığınızda 2 çıkıyor zaten. Evet cevabımız böylelikle balık kesir oldu. Analitik düzlemde ABCD bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende köşegenler ne oluyordu arkadaşlar? Dik kesişiyordu. Ve birbirini ortalıyordu. Şunlar da birbirine eşit. İçime yarar mı yaramaz mı bilmiyorum ama bunu hemen yazmak istedim. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? BD doğrusunun denklemi isteniyor. Arkadaşlar bu doğrunun denklemini bulmak için ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Hocam nokta belli eğimini bulmamız lazım. E, eğimler çarpımı eksi bir değil mi gençler? Evet. E, bunun eğimi kaç? M1 dediğimiz eksi 1 bölü eksi 2'den 1 bölü 2. O zaman bunun eğimi ne olacaktır? M2 dersek direkt bunun Çarpımın eksi 1 olması için ters çevirip eksi ile çarpacağız. Eksi 2 olacak. Eğim belli. Nokta belli. Artık doğru denklemini yazabilir miyiz arkadaşlar? Bizden BD doğrusunun denklemi isteniyor. Evet yazabiliriz. Yaz bakayım. Eksi 2 çarpı x eksi noktadaki x. Yani 10. Y eksi noktadaki y. Yani 8'e eşittir. Buradan eksi 2x artı 20 eşittir y eksi 8 olduğundan buradan genelde y artı 2x şeklinde olmuş attık öbür tarafa y artı 2x Hepsi de sıfıra eşitlenmiş. Artı 20'yi de öbür tarafa atınca eksi 20 olur. Eksi 28 eşittir 0 olur. Dolayısıyla bu hangi şıkta var? E drebit şıkta var. Cevap E Dik koordinat düzleminde A noktasından Y işte 2X doğrusu doğrultusunda hareket eden karınca T dakika sonra hızını değiştirmeden 2Y eşittir. Bu ne demek? Y eşittir 1 bölü 2X doğrusu değil midir? Evet. Birincinin eğimi 2 iken ikincinin eğimi ne oldu? 1 bölü 2 oldu arkadaşlar. Dikkat. Yine t dakika hareket ediyor. Evet. Y eşittir 2x doğrusu üzerinde t dakika. Y eşittir 1 bölü 2x doğrusu üzerinde de yine t dakika gitti. O zaman t dakika bunların gittikleri yollar eşit midir? Eşittir. Daha sonra bu karınca y eşittir mx doğrusu doğrultusunda hareket ettiğinde tekrar a noktasından geçtiğine göre. Arkadaşlar a noktasıyla ilgili bir şey söylemiş mi bize? Söylememiş. Ben bu a noktasını istediğim yerde seçebilirim değil mi? Kolaylık olması bakımından a noktasını orijinde seçeyim arkadaşlar. Evet A noktası orijin olsun. Y eşittir 2x doğrusu boyunca hareket eden bir şey. A noktasından başlasın. Ya bu dikey olacak. Çünkü dikey uzunluk 2 yatay uzunluk 1. 2 bölü 1 olacak eğimi. O yüzden böyle yaptım. Sonra eğimi 1 bölü 2 olan da dikeyi 1 yatayı 2 olmayacak mı arkadaşlar? Yani biraz daha böyle eğik olacak. Çok az da eğik olacak. Şöyle. Sonra buradan bakın y eşittir. Şundan atlarını yazayım. Bir tanesi y eşittir 2x doğrusu. Bir tanesi de y eşittir 1 bölü 2x doğrusu. Sonra burada ne yapıyormuş bizim eleman geliyormuş. A noktasından geçiyormuş. A noktasından geçtiğinde bu doğrunda da y eşittir mx doğrusuymuş. Bizden m nedir diye isteniyor arkadaşlar. Bu y eşittir 2 doğrusu üzerinde e, şey gitti mi t dakika gitti mi? Evet burada da t dakika gitti mi? Yani şunlar ne diyor? Birbirine eşit diyor. Peki buradakilerin eğimlerini kullanmak zorundayım ben. Eğim dediğimiz nedir? Tanjant alfa eşitliği midir? Evet hocam. E, o zaman tanjant alfa'ya göre gidelim. Şu açıya ben tanjant alfa diyeyim alfa dersem tanjant alfa 2 olacak. Hocam o zaman burada ne yapalım? Bir tanjant alfayı oluşturalım. Şöyle dik çizelim. Böyle dik çizecek olursak tanjant alfa 2 bölü 1. Yani şuraya ben bir 2K dersem burası da K mı oldu arkadaşlar? Evet. E, bunun eğimi de 1 bölü 2. X eksenine yaptığı açıya, Şunu şöyle uzatıp da yapabiliriz aslında ama e, şu uzunlukta eşitliği lazım olacak ya onun uzunluğunu kullanmak için buradan x eksenine paralel çizip şöyle dik çizsem daha mantıklı değil mi arkadaşlar? Sonuçta x ekseninde yaptığı açı şuradaki kaçta yine e, bu açının tanjantına eşit olacak. Hocam bunun da iyi mi? 1 bölü 2. E buraya A dersen burası da 2A değil mi? Dikkat. K 2K K kök 5 A 2A A kök 5. Bunlar birbirine eşit olacak. O zaman bu K'ya 2K ise bu da K'ya 2K olmak zorunda mı arkadaşlar? Evet. Yani şu üçgenle, bakın üçgenleri gösteriyorum. Şu üçgenle, şu üçgenle olmak zorunda. Kesinlikle ama kesinlikle eş üçgen olmak zorunda. Madem eş üçgen şuraya ben bir alfa diyeyim. Çünkü 2K'yı gören alfaysa 2K'yı gören alfadır. E hocam şuraya bir beta dersem K'yı gören betaysa burası da nedir arkadaşlar? K'yı gören betadır. Evet buraya da beta dedik. E burası y eksenine paralel. Burası da x eksenine paralel. Burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Neyi kullanmadık? İkiz kenarlık açılar da var burada. Kullanalım. Burası tepe açısı ne yaptı? 90 artı 2 beta yaptı. 180'den 90 artı 2 betayı çıkartıp 90 artı 2 betayı çıkartıp 2'ye böldüğün zaman bir açısını bulacak mıyım arkadaşlar taban açılarını bulacağım. Yani bu 180 eksi 90 eksi 2 beta bölü 2'ye eşit. Bu da 90 eksi 2 beta bölü 2'den 45 eksi betaya eşit oldu? Evet. Neresi? Taban açıları. 45 eksi betaya 45 eksi beta oldu arkadaşlar şu açılar. Aa hocam burası beta burası 45 eksi beta. İki iç açının toplamı bir dış açımı. Evet, şuradaki açıyı kaç bulduk? 45. Hocam 45 90'sa burada açı da 45 mi olacak? O zaman olay bitti. Bu doğrunun eğimi isteniyordu. Bu doğrunun eğimi m tanjant neye eşittir? 45'e eşittir. Tanjant 45'te neye eşittir arkadaşlar? 1'e eşittir. Güzel soruyormuş arkadaşlar. ÖSYM böyle soruları seviyor. Dikkat edin. Tam ÖSYM tarzında analitikle ilgili güzel bir sözel bir soru olmuş arkadaşlar. Hoş sorulardan biri. Farklı yollarla da yapılabilir mi? Yapılabilir. Orijin seçmeseniz yapılabilir mi? Yapılabilir. Mesela analitik düzlemi şöyle çizdiniz. Hocam bir doğru böyle bir doğru böyle deyip şuraya geldi deseniz. Yine aynı hamleleri yapacaksınız. Buradan dik çizeceksiniz tanjant takviye bulmak için. Ondan sonra buradan da yine e, dik çizeceksiniz tanjant alfayı bulmak için. Bu x eksenle paralel bu da x eksenle paralel. Şuradaki açıyı yine aynı hamlelerle ne bulacaksınız arkadaşlar? 45. Yani x eksenle yaptığı açı yine 45 derece çıkacak. O zaman tanjant 45'ten cevap 1 olur arkadaşlar. Daha farklı bir şekilde yapabilir miyiz? Evet. Eğimi 1 bölü 2. Bir tanesinin eğimi 2. Bir tanesinin de eğimi tersi olduğundan dolayı böyle nokta vererek de yapabiliriz. Aslında ama bu şey için. Hani şekli zihninde canlandıran öğrenciler için geçerli diyebiliriz bu yolda. Nasıl mesela? Şurayı sileyim isterseniz düşünelim. Şurayı silip beraber düşünelim. Hocam noktamız A virgül B olsun. Şuradaki noktamız A virgül B olsun. İkinci çözüm yöntemi arkadaşlar. E ben burada şöyle gittim. Sonra böyle gittim. Hocam böyle gidince bunun eğimi 2 mi? Evet M1 2. M2 nedir arkadaşlar? 1 bölü 2. Şunlar birbirine eşit olduğu zaman bu hamleyi düşünebilirsiniz. Kafadan zihninizden. Hocam bu neyim 2 ise bu ne demek? Hocam 2 bölü 1 ya. Yani sen yatayda 1 bir birim dikeyde 2 birim gideceksin. O zaman yatayda bir birim götür. İstersen K birime 2 K birimde götürebilirsin. Fark etmez. E, ee, A virgül B'ye yatayda bir birim götürdün. A artı 1'e dikeyde de 2 birim götürmek. B artı 2 demek değil midir arkadaşlar burası? Evet. E ee, burada ne demek arkadaşlar? Burada da eğimi 1 bölü 2 olduğu için yatayda 2 birim dikeyde 1 bir birim götüreceksin. O zaman bunu yatayda 2 birim götürdüğün zaman A artı 3 noktası mı yapıyor? A artı 3'e sonra burası da dikeyde de 1 bir birim yukarı B artı 3 noktası mı yaptı? Evet. Sonra bu bu doğrultuda buraya geliyormuş. İşte burada y eşittir mx doğrultusuymuş. Bunun eğimini bulacaksınız. İki noktası belli mi? Belli. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Bakın y'ler farkını alsanız b artı 3'ten b'yi çıkartsanız 3 bölü eğimi buluyoruz. X'ler farkı a artı 3'ten a'yı çıkartırsanız 3. Yani ne çıktı? Eğim 1 çıktı. Ama bu da şekli böyle zihninde canlandırabilecek öğrenciler için geçerli bir yöntem diyebiliriz. Kolay bir yöntem de değil. Ama bunu ne zaman yapıyorsunuz? Şunlar birbirine eşit olduğu için, hani dikeyde şöyle bakın arkadaşlar, yatayda bir, dikeyde iki gidiyorsun, e, yatayda iki, dikeyde bir gittiğin zaman, mesela bu üç'e bir de olabilirdi, 1 bölü üç'e üç'te de olabilirdi arkadaşlar. E, ne bileyim, şeyde de olabilirdi, e, şeyde kullanabilirdiniz, 1 bölü beşe beş'te de olabilirdi arkadaşlar. Hiç fark etmez. Bu da yöntemi de, dediğim gibi zihninde şekli canlandırabilecek öğrenciler için geçerlidir arkadaşlar öyle dikeyde bir birim yatayda bir birim gitmesi. Yani burada öteleme dönüşümünü kullanarak yaptığımız bir yöntem oldu. Sanki bu da güzel bir çözüm oldu arkadaşlar. Evet gençler ama asıl çözüm has çözüm şu birinci yöntem. Bu da mükemmel bir çözüm. ÖSYM'nin dikkat ettiği bir çözüm yöntemleridir. Lütfen ama lütfen bunu iyi anlayın arkadaşlar. Evet cevap Balıkesir yaptı. O, B, C, X kenar yamuk ve eşit verilmiş. 3 verilmiş. Sonra Y eşittir 3X doğrusu verilmiş. Ben bu Y eşittir 3X doğrusunu kullanacağım ama biz X kenar yamuk gördüğümüzde ne yapıyorduk? Parmakları gördünüz anladınız. Evet şunlar yani neydi? Şu dik yamuklar önemliydi değil mi arkadaşlar? Ee, dikmeler önemliydi değil mi? Şuradan dikmelerimizi çizelim. Dikmeleri çizmeyi ne, ne oluyordu? Hocam bu dikmeleri çizince şu parçalar birbirine eşit oluyordu. E yukarısı 3 ise burası da 3. Tamamı 5 olduğundan bunlara 2 kaldı ikisine birlikte. Yani burası 1, bir, burası 1 oldu. Hocam y 3x doğrusu verilmiş ya. Bak buradaki noktanın lapsi 1. x yerine 1 koyarsam y eşittir 3 çarpı 1'den y'yi de 3 mu buluruz? Evet. Hocam burada y'si de 3 yaptı. Yani 1'e 3 noktası yaptı. Ordinatı 3 ise o zaman burası 3 mü yaptı? Evet. Bizden a ve b noktalarından geçen a ve b noktalarından geçen doğrunun denklemi isteniyor arkadaşlar. Hocam b noktası belli mi? Belli. Nedir? Hocam 4 birim sağda, 3 birim yukarıda 4'e 3 noktası. Sonra burası A noktası belli mi? Belli. 5 birim sağda, 5'e 0 noktası. İşte bizden bunun denklemi isteniyor. Denklemi yazarken iki noktası bilinen doğrunun denklemini yazabilirsiniz ama ben sevmiyordum onu. Doğru denklemi yazarken kendime iki soru soruyordum. Bir eğim, 2 nokta. Hocam nokta istemediğim kadar var. Yani iki tane nokta var. En azından iki tane var. Eğimi bulacağım. Bu doğrunun eğimi nedir arkadaşlar? Bu doğrunun eğimi y'ler farkı 3 eksi 0 bölü x'ler farkı 4 eksi 5'ten eksi 3 geldi. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabiliriz artık. Yani eksi 3 çarpı x eksi 5 eşittir y eksi 0'dan. M çarpı x eksi 0 eşittir y eksi y 0'dan yani. Eksi 3 x artı 15 eşittir y yaptı. Şıklarda genelde x'in kat sayısı hep artı mı artı. Hep öbür tarafa atacağız arkadaşlar. O zaman bu tarafta 0 kalsın. kalsın. Y artı 3x eksi 15'i arayacağız. O da y artı y artı 3x mi? Yok bu değil. Y artı 3x eksi 15 denizli şıkkında var arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. ABC'de bir paralel kenar C ve A noktalarının hapsileri farkından bahsetmiş. Bir de noktalarda burada bir şeyler verilmiş. Hocam 3'e 0 verilmiş B noktası. B noktası 3'e 0 burası 3. D de 0'a 8 verilmiş. D de 0'a 8 ise şu uzunluk kaç yaptı arkadaşlar? 8 yaptı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Apsilerin farkından bahsetmiş. O zaman C noktasının apsisi şöyle çizecek olursam. Hocam böyle çizdiğim zaman diki. Hocam buradaki uzunluk 8. Aa güzel bir şey geldi. Bak bu paralel kenar ya. Şuradaki üçgen ile buradaki üçgen aynı üçgen arkadaşlar. Eş üçgen. Sebep ister açıdan gidin. Hocam şu açıyla şu açı birbirinin tıpkısının aynısı. E hocam hem açılar aynı hem aynı açının karşısındakiler aynı. Ondan dolayı eşlersiniz. Ya da hocam burası paraya kenarın bir kenarı n diyelim. Şuradaki uzunlukta n diyelim. Hocam n'e 8 pisagorda burası m dersem ya da a dersem buraya uzunluk olarak a dersem Hocam n 8 yani n kare 8'in karesi artı a'nın karesine eşit olduğundan n kare 8'in karesi artı a'nın karesine eşit olacaktır. Yani burası da a oldu arkadaşlar. Şimdi c ve a noktalarının apsisleri farkı. Hocam bunun apsisi 3 artı a artı bunun apsisi a değil. Dikkat. Bunun apsisi a birim solda eksi a. O zaman pardon eksi diyecektik. 3 artı a'dan neyi çıkartacağım arkadaşlar? Eksi a'yı çıkartacağım. Bu kaça eşitmiş? 11'e. E buradan ne geldi arkadaşlar? 3 artı 2A eşittir. 11 olduğundan 2A eşittir. 8 oldu. A'yı da buradan kaç bulduk? 4 bulduk. O zaman A 4 ise olay bitti mi? Bitti. Çünkü bizden ne istiyor? A'ca doğrusun denklemi. Bu doğrunun denklemini yazarken kendimize iki soru soruyoruz. 1. Eğim 2 nokta. Eğim var mı? Var. A'yı 4 bulduktan sonra eğim çıktı. Şu açının tanjantı. Eğim dediğim tanjant alfa. Tanjant alfa dediğimde 8 bölü. Şurası kaç? 11. 8 bölü 11 eğim. Nokta var mı hocam bu doğru üstünde? Şuradaki nokta var. Buradaki nokta nedir arkadaşlar? Bakın şuradaki nokta direkt 4 birim solda. Eksi 4'e 0 noktasıdır. Evet nokta belli eğim belli. Doğru denklemi yazabiliriz. M çarpı x eksi x 0 eşittir. Y eksi y 0'ı biliyoruz. Bizim olmazsa olmazımız denklem yazarken değil mi? M dediğimiz 8 bölü 11 çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 4 yani x artı 4 yaptı. Eşittir y eksi Noktadaki y yani 0 oldu arkadaşlar. Dağıtıyoruz böyle. 8x artı 32 eşittir. 11 ile de burayı çarptık. 11 y yaptı. E, öbür tarafa atıyoruz hepsini. 8x eksi 11 y artı 32 eşittir. 0 yaptı. O da hangi şıkta var? Balıkesir şıkkında var. Yani cevabımız balıkesir oldu arkadaşlar. Dik koordinat sisteminde E noktası ABCD eşkenar dörtgenin ağırlık merkezidir. Eşkenar dörtgenin ağırlık merkezi ise köşegenler burada kesişir. Hemen köşegenlerin kesim noktası arkadaşlar ağırlık merkezidir. Ve köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Hocam burası 90, burası 90. İşte buraları 90 derece. Sonra E noktası da 2'ye 0 demiş. 2'ye 0 ise bu uzunluk 2 birim. D noktası 0'a eksi 1 ise bu uzunluk 1 birim. Aa hocam koordinat eksenlerinden dolayı burası 90 derece. Dikten dik çizildi. Öklit. A dersen buraya. 2'nin karesi eşittir. 1 çarpı a'ya eşittir. A da buradan kaç çıktı o zaman? 4 mu çıktı? Evet. A'yı 4 bulduk. Sonra hocam ne yapacağız? Eşkenar dörtgenin alanı isteniyor. İster köşegenleri bulup köşegenler çarpının yarısından git. İstersen şurayı bul. Hocam şu üçgenin alanı köşegenler böyle dörtte bir yapmıyor muydu alanı arkadaşlar? Evet. Bu üçgenin alanını dörtle çarp. Evet bu daha mantıklı. 5 taban yükseklik 2 5 çarpı 2 bölü 2'den kaç tane var? 4 tane var deriz. Şunlar sadeleşti. Ve cevap da böylelikle 20 çıktı arkadaşlar. Yani bu sorumuzun cevabı böylelikle Ceyhan oldu gençler.